Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar 1 Mayıs sabahından hepinize günaydınlar tekrardan diğer videolarımızda kutladık ama bu videoda da kutlayalım 1 Mayıs işçi bayramınız kutlu olsun maaşlarınız 3x ile 5x ile çarpılsın öyle ödensin arkadaşlar tek dileğimiz bu evet tez kopiş sendikası onunla iş konumunda arkadaşlar aktörünüz öğrencisi ile yapılan toplu sözleşmelerini ve taslak teklifin karşılaştırılması bu tablo 4'te kamu işleri hastanelerinde çalışan Facebook grubunda arkadaşlar Necdet kardeşimiz paylaştı bu tabloyu ona teşekkür ediyoruz. Eğer sizler de üniversitede çalışan kamu işleri iseniz altına linkini koydum. O Facebook grubuna tıklayıp katılabilirsiniz arkadaşlar. Evet toplu sözleşmesi maddeleri Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Teskobis toplu sözleşmesi Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Teskobis teklif edilen toplu iş sözleşmesi. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü TESCO imzalanan yeni iş toplu iş sözleşmesi arkadaşlar. 3 farklı tablo yan yana duruyor. Haftalık çalışma saati 45 saat olarak varmış. Eski ile aynı, eski ile aynı olarak imzalanmış. Fazla çalışma süresi %50 olarak sunulmuş. Teklif edilen toplu iş sözleşmesinde %100. Ama imzalanan eski ile aynı yani %50 arkadaşlar. Ücret zammı 3 yıl için toplam %30. Teklif edilen 3 yıl için toplam %40. imzalanan 2 yıl için toplam %18. Gece zammı %15 arkadaşlar eski toplu sözleşmesinde. Teklif edilen de %50. imzalanan da eskiyle aynı yani %15. Kıdem zammı. Kıdem tazminatı 30 gün eski toplu sözleşmesi. Teklif edilen 40 gün İmzalanan eski ile aynı yani 30 gün arkadaşlar. İyileştirme günlük bürüt 100 TL teklif edilen günlük bürüt 170 TL iyileştirme toplu sözleşmesinde maalesef yok. Ek ödeme eski toplu sözleşmesinde yoktu. Teklif edilen Mayıs ayında 750 TL bürüt ama imzalananda yok arkadaşlar. Dengü deneyi hiçbirinde yok. Hizmet zammı eski toplu sözleşmesinde yok. Teklif edilen de 5 yıldan sonra her yıl için 20 TL bürüt ama imza yok. İş resmi yıpranma eski toplu sözleşmesinde yok. Teklifte de yok. İmzalanında da yok arkadaşlar. Sosyal yardıma bakalım. İkramiyeler 30-30-60 gün. Eski toplu sözleşmesinde imzalandı da aynı arkadaşlar 60 gün. Tediyeler 52 gün zaten klasik yine aynı. Bekara verilen sosyal yardım yok, hiçbirinde yok. Birleştirilmiş sosyal yardım, hiçbirinde yok. Aile yardımı eski toplu sözleşmesinde 376 TL'ymiş. Yeni imzala, imzalanda da aynıymış arkadaşlar. Doğum yardımı 4857 sayılı iş kanuna göre eski toplu sözleşmesinde teklif edilen de bir çeyrek altın demiş. İmzalanan 350 TL bürüt. Çocuk yardımı 657 sayılı memurlar kanuna göre eski kanuna göre Yeni kanuna göre de aynı... Bayram yardımı Ramazan bayramı... Ramazan'da 100 TL kurban bayramında yok... İmzalanan da Ramazan'da 150 TL kurban bayramında yok arkadaşlar... Yemek yardımı günlük 13 lira 27 kuruş eski toplu iş sözleşmesinde... Yeni toplu iş sözleşmesinde günlük 20 TL bürüt... Burada artış var arkadaşlar... Evlenme yardımı 230 TL net eski toplu iş sözleşmesinde... Yeni toplu iş sözleşmesinde 350 TL artış var... Eğitim yardımı Eylül ayında 190 TL. Eski toplu iş sözleşmesinde, yeni toplu iş sözleşmesinde 280 TL. Burada da artış var arkadaşlar. Kreş yardımı üçünde de yok. Lojman yardımı yok. İşçi eğitime teşvik ödemesi yok. Kıdemli işçide teşvik primi yok. Ulaşım yardımı eski toplu iş sözleşmesinde 75 TL'ymiş. Yeni toplu tö, toplu iş sözleşmesinde iki tam bilet tutar arkadaşlar. Yakacak yardımı eski toplu sözleşmesinde Ocak Şubat Mart ayında 110 lira 58 kuruş bürüt. Yeni toplu sözleşmesinde Ocak Şubat Mart ayında 180 TL. Burada da bir 70 TL'lik bir artış var. Giyim yardım eski toplu sözleşmesinde 190 TL. Yeni toplu sözleşmesinde Eylül ayında 280 TL. Burada da biraz artış var. Emzik em, emzikli kadın süt parası Üçünde de yok. Yabancı dil tazminatı üçünde de yok. Sorumluluk ödemesi üçünde de yok. Teklifte var ama imza alanında yok. Yönetici sorumluluğu yok. İşçi risk primi yok. Meslek risk tazminatı yok. Bir yıl süreyle vasıflı işte çalışılan işçi tekrardan vasıfsız bir işte çalıştırılamama yok. Ücretçi ücretsiz izinlere bakalım. Doğum izni eskiyle aynı 6 günmüş. Çocuğun sünnet izni 3 günmüş. Tabii afet ve benzeri haller arkadaşlar. 10 günmüş. Kadın işçiye gebelikte izin yokmuş. Mazeret izni evlilik kendi veya çocuğu arkadaşlar kendi evlendi. 6 gün çocuğu evlendi 5 gün. Mazeret ölüm anne baba eş çocuk kardeş 5 günmüş. Mazeret ölüm kayınpeder ve kayınpederin ölümü halinde. Kayınvalidenin ölümü halinde 5 günmüş. Saatlik mazeret izni yıl içerisinde yılda 45 saat. Eş ve çocuğun tedavi refakat izni 90 gün. %70 engeli olan çocuğun tedavisi 10 gün imzalanmış. Engeller günü izni eski sözleşmede yok, yeni sözleşmede de yok. Teklifte bir gün olarak verilmiş. Yıllık izinlere bakalım. 1-4 yıl çalışanlar arkadaşlar 16 gün izin verilmiş. Bir 10 yıl çalışanlar arkadaşlar yok diyor. 24 gün teklif edilmiş yeni sözleşmede de yok diyor. 4-10 yıl arası çalışanlara 24 gün eski toplu sözleşmesinde yeni toplu sözleşmesinde de aynı 24 gün verilmiş. 10 yıldan fazla çalışanlara 32 gün arkadaşlar izin verilmiş. Teklifte de 32 gün belirtilmiş. Eski ile aynı olarak imzalanmış. 10 yıldan fazla çalışanlara 32 gün arkadaşlar iyi bir oran. 1, 4, 4 ile 10 yıl arasında da çalışanlara 24 gün iyi bir oran. Normalde resmiyette daha düşük bu oranlar arkadaşlar. Bilginiz olsun bu 2, 4 ve 10 yıl arası 24 gün ve 10 yıldan daha fazla çalışanlara 32 gün denilen kısım iyi imzalanmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hak yemeyelim. Normalde resmiyette bu oranlar biraz daha 3-5 gün daha düşük arkadaşlar. Bunlar yüksek imzalanmış. Evet, durum böyle arkadaşlar. Eski toplu sözleşmesi koyduk. Teklif edileni koyduk. İmzalananı da koyduk. Böyle üçü bir arada güzel bir tablo olmuş. Tabloyu yapan Necdet kardeşimize tekrardan teşekkür ediyoruz. Kamuda çalışan içiyseniz, üniversitelerde çalışan içiyseniz videonun altına linki koydum. Facebook grubuna abone olabilirsiniz. Katılabilirsiniz aralarına arkadaşlar. Videonun altında linki var. Türkiye'nin en iyi YouTube kanalındasınız. 100 bin abone olalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum arkadaşlar. Ayrıca bu Akdeniz Üniversitesi'nde arkadaşlar denge ödeneği de galiba aynen yok. Çoğu üniversitede var. Az önce videosunda yaptık biz. Bir önceki videoda 888 TL ödemesi var. Neyse Akdeniz Üniversitesi'nde koyulmamış arkadaşlar. Bu da bir olumsuz tarafı. Evet kanal abone olup bildirim zilini açın arkadaşlar. Türkiye'nin en iyi dediğim gibi kamu platformu adına kanaldasınız. Kanal abone olup bildirim zilini açın bu tarz videoların hiçbirini kaçırmazsınız arkadaşlar. Abone olmanız size hiçbir zarar getirmez. Aksine çok şey kazandırır. Bilgilenirsiniz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.